Herkese merhaba. Bugün sizi tozun, taşın ve dev makinelerin dünyasına götürüyoruz. Bir stabilize ocağındayız ve ekskavatörün içine girip işin kalbine dalıyoruz. Tonlarca ağırlıktaki bu dev makine nasıl çalışıyor, hangi hareket ne işe yarıyor, hepsini ustasından dinleyerek yerinde deneyimledik. Ekskavatör kullanımı hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız birlikte makineyi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ekskavatörümüz kumanda kolları, iki tane olup 4-4-8 harekette bulunmaktadır. Sağ levye, sol levye. Bu bizim normal gazımız. Kendisi de otomatik olarak gaz alabilen bir makinedir. Mesela böyle durduğu zaman 5 saniye sonra otomatik olarak gazını keser. Levye bulunduğundan gelir. Sağ levyemiz omuzu aşağı indirdiği zaman aşağıya, yukarı çektiği zaman yukarıya kaldırır. Aynı şekilde sola çevirdiği zaman kovayı kapatıp sağa çevirdiği zaman açar. Sol levyemiz ise üstünde kovması olup sola çevirdiği zaman makine göbekten sola döner. Sağa çevirdiği zaman sağa döner. İleri ittiği zaman orta domu ileriye açar. Çektiği zaman da aynı şekilde geriye çeker. Yürüyüşler için ise iki tane pedalımız vardır. Sağ sol. İleri ittiğin zaman ileri gider, geri ittiğin zaman gider. Yalnız şöyle bir şey var. Bu makine eksen çalıştığı için sağ solu ileri geri stili yoktur. Mesela şu anda makine geri konumundadır ama arkası ileridedir. Örnek göstermek olup görürse makinesi bastırır. İleri gider. Onları gerisidir bu makine. Çalışma esnasında böyledir arkadaşlar. Bakın soldan dönüyorum. Evet, bir açı yakalıyorum ikisiyle beraber. Evet, daldırdığımız zaman orta domla çekiyoruz sol levyemizle. Sağı sola çevirdiğimiz zaman kapanır. Ve aynı şekilde sola dönüyoruz. Yaptığımız hareketin tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağa doğru açtığımız zaman boşaltıyoruz. Aynı şekilde sol, sağ yapıyoruz, dönüyoruz. Güzel bir açı yakaladım. Tekrar anlatabilir misin hocam, sana zahmet? Şu an kollarla beraber kovada gözüküyor. Evet. Şu anda mesela harfiyata daldırdığımız zaman sol levye geriye doğru çektiğimiz zaman yırtıcı, yani orta bol malzemeye girer. Kovayla sağı sol yaptığımız zaman kaldırıyoruz. Geriye çektiğimiz zaman bom kalkar, yani komple buna bom derler. Sola çevirdiğimiz zaman da ayrı. Yani yaptığımız hareketi ileri tersini yapıyoruz. Yani bir düz bir ters. Öyle tabir etmek gerekirse. İleriye döndüğümüz zaman uzatıyoruz tekrar. Aynı hareket. Sol levye kendine, sağ levye sola. Aynı şekilde sol levye kendine, sol levye sola. Aslında basit bir hareket, biraz kafa karıştırdığı için biraz kavramadım. Peki bir şey daha rica edeceğim. Şu açıdan kolların hareketlerini tekrar gösterebilir misin abi? Kollarla beraber kovayı aşağı indirirsin. Aşağıda kova yerdeyken gözüküyor. Bakın. Şu an kovayı da görüyorum, kolları da görüyorum. Güzel bir açıdayım. Şimdi mesela iki hareket, iki levye var. 4-4-8 hareket var. Mesela kendimize çektiğimiz zaman bom kalkar komple. İndirdiğimiz zaman tekrar iner. Sola çevirdiğimiz zaman kova toplar, sağ çevirdiğimiz açar. Aynı şekilde sol levyemiz sağa çevirdiğimiz zaman makine göbeğinden doğru döner. Sola çevirdiğimiz zaman sola doğru döner. İleri ittiğimiz zaman orta bom dediğimiz yırtıcı ileri doğru açılır. Geri çektiğimiz zaman geriye doğru çekilir hocam. Evet, teşekkür ederim. Bunlar da tabii bizim ekranımızda olan şeyler, işte yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz, makinemizin devri otomatik olduğu için kendisi. Bu da kırıcılı makinemiz, bu da hidrolik sistemle çalışır ama bunun farklı bir özelliği var, bu sadece farklı bir ateşlerle çalışır. Mesela levyemizi koyduğumuz zaman
kırıcı yapmıyorlar, pedal var. Düğmeden de çalışır hocam ama yalnız pedalla çalışıyor. Böyle olduğu zaman kapatma şeyine kadar gider. Hidrolik pasajla çalışan bir ataş var mı? Bu şekilde. Şeye kadar vurma imkanımız vardır bunun. Aynı şekilde çıkarıyoruz. Bir yanına, soluna veya sağına en uygun yere çekmeye tekrar koyuyor, vuruyor. Vurduğumuz zaman kayamızı işten patlatıyor hocam. Böyle. Kumandadan vurmuyorsun değil mi hocam? Ayak pedalı. Kumandada vardı da kumanda ataşmanını pek kullanmayız biz. Şu anda elle vuruyoruz hocam. Şu anda düğmeyle. Yani operatörü düşünerekten iki farklı seçenekte koymuşlar. Bir ayak, bir şey. Evet. Bu şekilde koyduğumuz zaman yükünü almadığı zaman çalışmaz. Bu şekilde vuruyoruz. Taşımız çatlamış durumda. Aynı şekilde hafif bir güç uygulayarak da patlatıyoruz.